Muhteşem izleyicilerimiz merhaba. Bugün size telefonunuzun hacklendiğini anlamanın ipuçlarını vereceğiz. Ben Seçil. Videoya hoş geldiniz. Akıllı telefonunuzda tüm evinizde bulunandan daha fazla kişisel bilgi taşıdığınızı biliyor muydunuz? Durum böyle olunca telefon güvenliği hayatımızın en önemli konusu oluyor. İşte bugün sizlerle hem Android telefonlar hem de iPhone'lar için geçerli ipuçlarını paylaşacağız. Hiçbir şey %100 koruma sağlamaz ama riskleri minimuma indirmekte fayda var. Ben ünlü biri değilim ki telefonum hacklense ne olacak demeyin. Özel fotoğraflarınıza ulaşıp sizi tehdit edebilir, konuşmalarınızı dinleyip hakkınızda bilgi toplayabilirler. Not: bu videonun içinde video boyunca gizlenmiş bir mesaj var. Bakalım kimler fark edebilecek? Başlıyoruz. 8 numara: şarj durumu. Her telefonun belli bir şarj dayanma süresi vardır. Herkes kendi telefonunu iyi tanır. Eğer şarjınız son zamanlarda normale göre daha çabuk bitmeye başladıysa bu önemli bir işarettir. Arka planda fark etmediğiniz bir program çalışmaya başlamış ve telefonunuza virüs bulaşmış olabilir. Güvenliğiniz için telefona hemen format atın. Peki, istenmeyen bir programdan nasıl kaçınırsınız? Örneğin, telefonunuzu tanımadığınız bir bilgisayardan USB ile şarj ediyorsanız sadece şarj seçeneğini seçin. Böylece USB üzerinden telefonunuza ulaşılmasına imkan vermemiş olursunuz. 7 numara: kapanma. Telefonunuz durup dururken yeniden başlatılıyor veya kapanıyor mu? Cevabınız evetse telefon güvenliğiniz risk altında demektir. Biri uzaktan telefonunuza ulaşmaya ve güvenlik duvarını geçmeye çalışıyor olabilir. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Derhal internet bağlantınızı kesin ve telefonunuzun şifresini yenileyin. Ayrıca sırf bedava diye kafe veya havaalanı gibi yerlerdeki halka açık Wi-Fi internetlere bağlanmayın. Bu ağda bir hacker bilgilerinize ulaşmak için pusuda bekliyor olabilir. Eğer mecbursanız en azından bu bağlantı üzerindeyken banka ve alışveriş gibi kredi kartı kullandığınız işlemlerden uzak durun. 6 numara: ısınma. Güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunuzun bir başka işareti daha. Telefonda oyun oynadığınızda biraz ısınması normaldir. Ama çok kullanmadığınız halde durduğu yerde ısınıyorsa bu yine arka planda fark etmediğiniz şeyler oluyor demektir. Öncelikle telefonu güvendiğiniz bir tamirciye gösterin. Eğer sorun telefonun kendisinden kaynaklanmıyorsa iyi bir virüs programı kurup telefonu taramanızda fayda var. 5 numara: arama ve mesajlar. Casus programlar aramalarınızı yönlendirip sizi mesaj yoluyla tuzağa düşürmeye çalışabilirler. Eğer arama geçmişinizde tanımadığınız numaralar varsa, bilinmeyen numaralardan sürekli aranıyorsanız dikkatli olun. Bu, telefon numaranız istenmeyen insanların eline geçmiş demektir. Bu tip durumlarda şöyle mesajlar alabilirsiniz: yaptığınız alışverişler sonucunda iPhone X kazandınız. Hediyenizi almak için linke tıklayın. Mesajdaki linke tıkladığınızda telefonunuza casus yazılımlar yüklenebilir. Bu yüzden bu tip mesajları telefonunuzdan hemen silin ve linke asla tıklamayın. 4 numara: yavaşlama. Telefonlar güncelleme aldığında bazı yavaşlamalar olabilir. Ama eğer basit işlemleri bile yapmanızı engelleyecek kadar yavaşlama yaşıyorsanız dikkatli olun. Sesi açıp kapama, ekran ışığını kısma gibi basit işlemleri deneyin. Eğer bunları yapmanıza izin vermiyorsa risk altındasınız demektir. Tanımadığınız uygulamaları telefondan hemen silin ve fabrika ayarlarına geri dönün. Güvenliği sağlamak için de şifrelerinizi, kimlik bilgilerinizi, özel fotoğraflarınızı asla telefonunuzda kayıtlı tutmayın. Onları evde güvenli bir yerde saklayacağınız harici belleklerde depolayın. 3 numara: sesler. Daha önce telefonda konuşurken arkadan farklı sesler geldiğini duydunuz mu? Evet dediyseniz bu dinlendiğinizin bir işareti olabilir. Ekolar, cızırtılar, garip sesler. Tüm bunlar bir uyarı işaretidir. Bu şekilde sizi dinleyerek hakkınızda bilgi toplamaya çalışan hackerlar olabilir. Bu durumdan kurtulmak için telefona format atmak yeterli olmayabilir. Eğer böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız yeni bir telefon edinmenizde fayda var.
2 numara, indirmeler. Yeni bir uygulama, yeni bir oyun. Popüler ne varsa telefonunuza indirmeyi sevenlerden misiniz? Peki, yeni bir şey indirdiğinizde kullanım şartlarını okuyor musunuz? Çoğu insan okumuyor ve maalesef farkında olmadan telefondaki tüm bilgilerini paylaşmış oluyor. İster Google Play, ister Apple Store'da olsun, casus programlar yeni aplikasyonların içine saklanmış olabilir. Hatta o yeni çıkan uygulamanın piyasadaki asıl amacı casusluk bile olabilir. Nasıl ki kapınızı çalan her insanı evinizin içine almıyorsanız, önünüze çıkan her uygulamayı da telefonunuza yüklemeyin. Çünkü uygulamayı sonradan silseniz bile onların eline geçen bilgileri artık geri alamazsınız. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız, telefona bağlı tüm sosyal medya, e-mail ve banka şifrelerinizi değiştirin. Listenin en önemli maddesini açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğenebilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara, SS7 protokolü. Tüm casus aplikasyonlardan çok daha tehlikeli olan bir konuya geldik. Uzmanlar yıllardır uyarıyor, yaygın olarak kullanılan tüm telekomünikasyon ağlarında açık var. Hepimizin bağlı olduğu bir SS7 ağı bulunuyor. Bu ağ sadece GSM şirketlerinin erişebileceği kapalı özel bir şebekedir. Ancak bu ağdaki açıklardan sızan bir hacker, size ait görüşme, mesaj ve telefondaki her türlü özel içeriğe ulaşabiliyor. Hatta GPS'ten yerinizi bile tespit edebiliyorlar. 2014 yılında yayınlanan SS7 protokolündeki zayıflıkları gösteren rapora göre bir hacker tüm cihazınızı %70'e yakın bir başarıyla izleyebilir. Ve maalesef bundan kaçınmak için yapabileceğiniz tek şey önemli bilgilerinizi telefonda tutmamak ve gerekmedikçe kişisel bilgilerinizi konuşma esnasında paylaşmamaktır. Telefon kullanmaya yeni başlayan büyükler bu konuda dikkatsiz olabiliyorlar. Bu videoyu izledikten sonra onları gidip bu konularda uyarın ya da anlatmaya üşenirseniz direkt videoyu da izletebilirsiniz. Telefonunuzda bu belirtilerden biri var mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.